Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Muş'tan herkese selamlar. Bugün İngilizce okuma etkinliğimizi bir gazete, yani bir haber sitesinden yapayım dedim. Alıntı yapacağımız haber sitesi El Monitor. Daha çok mesela The Pulse of the Middle East. Yani Orta Doğu'nun nabzını tutan bir haber sitesi. Buradan bir makaleye odaklanmaya çalışacağım arkadaşlar. O makaleyle ilgili bir Türkçe anlamlandırma faaliyeti içerisine gireceğim. Bu makalemizin ismi YouTube, TikTok Help Low Income Families Survive in Egypt. YouTube, TikTok Help Low Income Families Survive in Egypt. Bu low income arkadaşlar, income gelir demek. Low income yani geliri az demek. Yani az gelirli. Evet, az gelirli. Bu survive ise yaşamak, mücadele etmek anlamında. Egypt bildiğimiz Mısır. O zaman cümleyi tam kurduğumuzda başlığını mesela tam anlamlandırmasını almaya çalışmak istediğimizde işte Mısır'da işte başlığı önce özneyi bulalım. İşte YouTube, TikTok denilen mesela uygulamaların Mısır'da geliri düşük olan ailelere yani yaşayabilmesi için, bakın surviving yani Mısır'da bu geliri düşük olan ailelerin yaşayabilmesi için bu aplikasyonların yardımcı olması anlamında bir başlık var arkadaşlar. Böyle çevirdim. Tabii mesela daha iyi anlamlandırma, daha iyi çeviri de yapabiliriz. Tabii bu yüzden de zaman harcamamız lazım. Ama ben hemen okuyorum, hemen çeviriyorum. O yüzden böyle bir çeviri elde edebiliyoruz. Ama bu çeviri muhakkak ki sizin mesela bu yazı, yani bu cümleleri anlamlandırmanızda size ipucu olarak yardımcı olacaktır. Burada mesela bir spot başlık var. Mesela low income Egyptian families have discovered a way to make money via video streaming platforms like YouTube and TikTok. Evet arkadaşlar, bunu böyle birden çevirmemiz mümkün olmuyor. Yani düşünmemiz lazım ama şöyle bir yol izleyelim. Önce özneyi bulalım. Özneyi bulduktan sonra gerisi kolay. Tabii özne burada, tabii bakın burada fiilin mesela, yani yardımcı fiilin eki var burada. Buraya kadar bir özne var arkadaşlar. Mesela low income Egyptian families. Yani geliri düşük Mısırlı aileler. Evet. Mısırlı geliri düşük aileler. Aileler. Sonra en sona geliyorum. Bakın en sona geliyorum. Yani TikTok ve YouTube gibi yani video oynatma platformlarını yani bir para kazanma yolu olarak keşfettiler. Evet, bir para kazanma yolu olarak keşfettiler şeklinde bir çeviri yapıyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Bakın burada resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Hani insanlar burada bilgisayarla epey bir meşgul. Sonra böyle burada makaleyi görüyorsunuz. Fakat ben bu makaleyi birazdan büyüteceğim. Bu makalenin yazarı, evet makale işte 20 August 2020 yani 20 Ağustos 2020'de yayınlanmış. El Monitor gazetesinde, yani El Monitor haber sitesinde yayınlanmış. Biraz yazarla ilgili bilgi de alalım. Yani yazar kim bakalım. Şöyle gelelim. Evet. Evet, şimdi o da çıkacak. Biraz internetimiz yavaş oldu galiba. Yazar Aze Guerguez. Yani Aze Georges diye şeklinde mesela Georges diye mesela çevirebiliriz. Aze Georges. İşte Aze Georges is a multimedia journalist based in Cairo. Aze Georges arkadaşlar Kahire merkezli bir multimedya gazetecisi. She has worked for local websites. Yani kendisi yerel web siteleri için çalışmakta ve International News Wires aynı şekilde mesela uluslararası haber kanallarına mesela yazı yetiştirmekte, yani yazı yazmakta. And holds a master degree in digital journalism from Goldschmidt University of London. Aynı şekilde kendisi işte Londra Üniversitesi olan, evet, Goldschmidt'te, yani Goldschmidt Üniversitesi de mi diyelim, yoksa biz buna Londra Üniversitesi diyelim. Evet. Goldschmidt'te bulunan Londra Üniversitesi'nde arkadaşlar dijital jurnalizm, yani dijital gazetecilik alanında yüksek lisans yapmış. Evet. Yapmış. She writes about women, kadınlar hakkında, politika hakkında, digital media for social change ve sosyal değişimle alakalı,
yani dijital medyanın etkisi hakkında mesela yazılar yazmaktadır. Tekrar gazete yani habere dönelim arkadaşlar. Habere dönmek için buraya tıklıyoruz. Haberi buymuş. Buradan. Evet. Haber bu. Haberin resmi bu. Başlık buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Fakat ben bunu daha büyüttüm. Büyük bir alanı aldım. Böyle. Evet. Bu alanı aldım. Bu alandan okumaya çalışacağım. Şimdi F11'e bastığım zaman daha da geniş bir alan elde ettim. Başlığı tekrar ediyorum arkadaşlar. Önce özneyi buluyoruz arkadaşlar. YouTube, TikTok. Mesela YouTube uygulaması, TikTok uygulaması arkadaşlar. Mısır'da yani geliri düşük ailelerin yaşayabilmesi için yani yaşayabilmesine yani yaşamalarına yardımcı oluyor. Evet, yardım eder anlamında bir başlık. Yani Mısır'da geliri düşük ailelerin yaşayabilmesi için YouTube ve TikTok'un yani yardımı anlamında. Buradan bakalım arkadaşlar. İşte burada Bay Azrail Georges dediği zaman yani yazar tarafından yani bu kişi tarafından yazılmıştır. Bir orijinaline bakmak isterseniz tıklayın diye. Bu Kairo Kahire anlamında işte More Egyptian Families of Low Income and Working Class Backgrounds. Bakın özne buradan başlıyor. Burada bitiyor arkadaşlar. Burada bitiyor. Yani Kahire'de. Evet. Yani More Egyptian Families of Low Income and Working Class Backgrounds. Yani işçi sınıfı bir geçmişe sahip olan yani daha çok mesela vücudunu mesela çalıştıran yani vücudunu çalıştırırken mesela amelelik gibi mesela diyelim ya da meslek olmayan serbest meslek olarak mesela bu işçi sınıfı ve geliri düşük olan yani ailelerin Mısır'daki bu ailelerin çoğu arkadaşlar YouTube ve TikTok'u yani bir gelir olarak arkadaşlar bir gelir olarak yani YouTube ve TikTok gibi video oynatma platformlarını bir gelir olarak ne yapmışlar arkadaşlar? Keşfetmişler. Keşfetmişler. Have discovered video sharing platforms such as YouTube and TikTok as a means of income yani bir gelir olarak görmüşler. Evet. Bu cümle buradan başlıyor, burada bitiyor. Buradan tekrar alalım. Böyle bize bir çeviri yapalım. Oradan da görelim. More Egyptian families of low income and working class backgrounds. Yani serbest meslek erbabı ve aynı şekilde mesela geliri düşük olan Mısır'daki ailelerin çoğu video oynatma platformlarından örneğin YouTube gibi, TikTok gibi mesela bu dijital platformları bir gelir olarak keşfetmişler. Evet, buradayım. Şuradan şuraya kadar gelelim. While agreeing to stay at home, yani at home guidance to combat with COVID-19 pandemic, yani arkadaşlar bu COVID-19 pandemik denilen yani salgın hastalıkla yani mücadeleye bağlı olarak evde kaldıkları bu dönemde arkadaşlar yani insanların Mısır'da bu dönemde COVID-19'la mücadele için evde kaldıkları ya da evde kalmaya bağlı kaldı yani bağlı oldukları bu dönemde amateur content creators have been producing short videos of their daily routines. İşte amatör content creators yani amatör içerik üreticileri arkadaşlar. Evet. Bu dönemde short video of their daily routine yani kendi günlük hayatlarının rutinlerini anlatan kısa videolar meydana getirmişler. Evet. Buradan geliyorum buraya. Evet. Şuradan başlıyorum. Şuradan böyle nereye kadar gelelim? Şöyle bir noktaya kadar gelelim. Geldik. Evet. In this most populous Arab country yani bu oldukça nüfusu kalabalık olan bu Arap ülkesinde işte around 32.5% of the population yani nüfusun %32.5'u lives in conditions of extreme poverty yani oldukça mesela kötü şartlarda mesela yaşamaktadır. Yani nüfusun büyük bir bu 32.5 arkadaşlar oldukça kötü, extreme yani oldukça kötü poverty yani fakirlik içeren şartlarda yaşamaktadırlar. According to the Statistical Institution Compass yani bu İstatistik Enstitüsü olan Kompas'a göre
bu nüfusu fazla kalabalık olan bu Arap ülkesinde nüfusun bakına kaşar işte 32,5'u evet yani oldukça kötü ve fakir şartlarda yaşamaktadır. Evet, şuradan şuraya geliyorum. Many low income households yani bu nüfusu özür dilerim yani geliri düşük olan ailelerin bir kısmı ailelerin bir kısmı arkadaşlar have found salvation in video blogs. Yani kendi kurtuluşlarını bu video bloglar içerisinde görmüşler. Evet yani kendi parasal kurtuluşlarını bu video blogda mesela görmeye başlamışlar. Buradayım. Şuradan şuraya geleyim. Evet. By using basic and accessible tools yani ulaşılabilir araçlar ve aynı şekilde mesela basic yani temel şekilde yani temel kurallarla temel kuralları kullanarak örneğin mesela mobil phone kamera mesela bir yani taşınabilir bir telefon kamerası iyi bir internet bağlantısı ile they have been able to tap into the advertising revenue of video streaming platforms. Yani they have been able to tap bu alet yani bu aletle bu temel aletler arkadaşlar yani bu adamlar yani bu gelir getiren yani bu video oynatma platformlarında kendilerine gelir getiren reklam musluklarını yani bir musluk yapmışlar mesela they have been able to tap yani advertising revenue yani reklam gelirlerine bir musluk yapmışlar yani kendilerine bir kazanç sağlamışlar bu video oynatma platformlarında. Evet. Buradan geliyorum buraya arkadaşlar şuradayım. Şöyle şuradan şuraya çevireyim. Evet. Their virtually zero budget content has reached millions of views. Yani bu zero budget dediği şey arkadaşlar hiç masraf olmadan meydana getirmiş oldukları bu içerikler arkadaşlar milyonlarca insan tarafından izlenmiş yani görünüm almış. Ondan sonra outperforming much higher quality video content posted by famous musicians, artists and TV show presenters in Egypt. Aynı zamanda mesela Mısır'da arkadaşlar ünlü insanların, ünlü mesela müzisyenlerin ve film artistlerinin yani kendilerinin meydana getirmiş olduğu kaliteli videolara nazaran bunlar daha fazla mesela görünüm elde etmiştir. Yani bu zero budget dediğimiz hiç masraf yapılmadan meydana getirilmiş olan video içerikleri yani karşılaştırıldığında Mısır'daki bu ünlü insanların meydana getirmiş olduğu mesela ünlü müzisyenlerin, TV artistlerinin ondan sonra TV şovlarının meydana getirmiş olduğu kaliteli içeriklerden daha fazla izlenim almıştır arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Buradan geliyorum buraya. İşte Wafa El-Gawad's family, işte Wafa El-Gawad'ın ailesi has one of these countless YouTube channels. Ailesi de arkadaşlar has one of, yani bu sayısız YouTube kanallarından birine sahiptir. In less than a year, yani bir yıl olmadan, bir yıldan daha az bir zamanda the clips broadcast on the blog, özellikle mesela bu video blog alanında meydana getirmiş olduğu yayınlarda oynattıkları kliplerde yani o yayın süreci içerisinde oynattıkları kliplerde many of them showing the family cooking traditional dishes yani oynattıkları kliplerin çoğunda arkadaşlar aile olarak geleneksel ev yemeklerini tanıtmışlar and buying electronic devices yine aynı şekilde mesela almış oldukları mesela elektronik aletleri tanıtmışlar aynı şekilde Eid outfits özellikle Eid denilen mesela bir bayramlar var. O bayramlarda mesela giymiş oldukları yani elbiseleri tanıtmışlar. İşte bu content, bu içerik have reached 35 million views. Yani 35 milyon defa izlenmiş yani görünüm almış YouTube'da. And climbed YouTube trending list in Egypt ve YouTube'un özellikle Mısır ülkesindeki trend listesinde yani Mısır'da en fazla da izlenen YouTube videoları arasında yani yüksek sıralara tırmanmış climate yani tırmanmış arkadaşlar. Bu şekilde çevirdim. Yani bakar bakmaz böyle çevirdim. O yüzden bu kadar oluyor. Devam ediyorum. Şuradayım. Evet, şuradayım. Evet. I think I could test the food for my family.
Yani ben düşündüm ki ben yani zannedersem ailem için mesela ben lezzetli yemekler yapıyordum. And I feel that a lot of people watching our videos are trying to learn from how we prepare different Egyptian dishes. Blogger Wefa Tuğut El-Monitör. İşte bak mesela burada da mesela işte bu blogger Wefa arkadaşlar, Wefa denilen kişi El-Monitör adlı haber sitesine diyor ki yani ben diyor ilk başlarda yani ailem için mesela lezzetli yemekler pişirmeye çalışıyordum. Son ve I feel that a lot of people watching our videos. Yani bu arada mesela bunları yaparken yani insanların diyor bizim videolarımızı seyrettiğini hissediyordum. Ve böylelikle mesela trying to learn from how we prepare different Egyptian dishes. Ve daha fazla mesela Mısır'a ait yemekleri nasıl yapabileceğimi yani nasıl hazırlayabileceğimi öğrenmeye başladım. Yani öğrenmeyi denemeye başladım. Denedim yani öğrenmeyi denedim şeklinde bir cümle var burada arkadaşlar. Burada ise buradan bakalım böyle şuradan şuraya gelelim. Evet. The 43 year old mother made enough cash from these videos. Yani o 43 yaşındaki mesela yaşlı anne bile arkadaşlar yani bu videolardan yeteri derecede mesela bir gelir elde etmiş. Yani para elde etmiş. To move from her modest flat yani o eski evinden taşınıp to a new house in the newly constructed city. Yani şehrin yeni inşa edilen yerinde yeni bir ev almak için yeterli para elde etmiş arkadaşlar. Evet. City El Şuruk this month yani bu ay yani bu şehrin yeni inşa edilen El Şuruk bölgesinde bu ay yani taşınacak kendisi. Bunun için mesela yeterli para elde etmiş. YouTube is of course profitable. Yani YouTube elbette yani yani karlı bir iş, karlı bir iş. But a high number of views must be reached every time. Fakat her defasında yani çok fazla bir yani görünüm yani insanlar tarafından bu videolara bakılmasına görünüm diyelim. Görünüm elde etmek lazımdır. Yani para kazanmak için diye kadın açıklamış. Bir de üzerinden geçiyorum. Yani kadın ne diyor arkadaşlar? Kendisi diyor ki YouTube is of course a profitable. Yani YouTube oldukça karlıdır. Yani karlı bir iştir. Fakat a high number of views. Yani özellikle çok fazla bir görünüm must be reached every time. Ve her defasında yani bu görünüm sayesinde çok fazla bir görünüm sayısı elde etmek gerekmektedir. Yani para kazanmak için. Buradan geliyorum buraya. Şöyle şuradan şuraya gelelim arkadaşlar. Evet. YouTube channels can generate 18, bakın arkadaşlar 18 per 1000 ad views. Mesela yani YouTube kanalları arkadaşlar burada açıklamaya çalışıyor. Diyor ki yani YouTube kanalı mesela bir videoya yani 18 dolar verebilmesi için o videoda yer alan mesela ad dediği şey advertisement yani reklamın 1000 defa görünüm elde etmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde mesela 35 dolar per 1000 video views. Ve aynı şekilde mesela o videonun da mesela reklam değil de sadece o videoya mesela 1000 defa bakıldığında işte 3 ile 5 arasında mesela bir gelir elde edilmektedir YouTube'dan. Örnek vermek gerekirse yine aynı şekilde işte TikTok users are paid in virtual coins. Mesela TikTok kullanıcıları ise yani onlar da mesela sanal para elde etmektedirler. From their followers yani takipçilerinden sanal para elde etmektedirler. That later can be converted into cash. Sonra bu sanal para yani nakit paraya mesela çevrilebilmekte and they can withdraw up 1000 a day. Ve böylelikle mesela kendileri günde 1000 dolar çekebilmektedirler bu parayı. Evet. This income makes logging a profitable business for many families in Egypt. İşte bu gelir yani vlog çeken yani video blogu çeken arkadaşlar insanlara yani Mısır'da bir iş kapısı olmuş. Özellikle birçok aile için bir iş kapısı meydana getirmiş arkadaşlar. This income makes vlogging a profitable business. Yani bu gelir video çekmeyi karlı yani birçok Mısır'daki birçok aile için karlı bir iş olarak ortaya çıkmasını sağlamış. Where the minimum wage is 2 pounds around 125 a month. Yani ki Mısır'da arkadaşlar yani minimum bir gelir yani aylık 125 dolarmış. Yani aylık 125 dolarmış. Devam ediyorum arkadaşlar.
Buradayım. Wafa San, yani Wafa'nın oğlu, puts in a lot of time. Yani çok fazla zaman harcıyor. An effort, özellikle çok fazla effort sarf ediyor. Finding creative ways to get more views. Yani çok daha fazla görünüm elde edebilmek amacıyla, yani izlenim elde edebilmek amacıyla yani yeni yollar bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Yeni farklı yollar bulmaya çalışıyor ve bunun için de mesela çok fazla zaman ve effort harcıyor. He does the whole job. Bütün işi yapan o. He films us. Arkadaşlar ben buradayım. Buradan da göstereyim. Şöyle şurayı okuyacağım. He films us where we talk spontaneously. Yani o bu işin, yani he does the whole job. Bütün işi o yapıyor. Biz mesela spontane konuştuğumuz zaman o bizi çekiyor. Yani filme çekiyor. And then shares the video with the people. Ve elde etmiş olduğu videoyu insanlarla paylaşıyor. Dedi. Evet, she said dedi. She recalled how her son filmed her when she cried tears of joy after moving to their new home. Aynı zamanda mesela annesi hatırlıyor ki, yani recalled hatırlıyor. Oğlunun mesela kendisinin yeni eve taşınırken çekme, yeni eve taşınırken ağlarken, yani taşındığı sırada bu kadın ağlamış, annesi ağlamış ve orada onun videosunu çekmiş arkadaşlar. İşte annesi de bunu hatırlamış. Çocuk mesela bunun videoyu bile şeye koymuş yani arkadaşlar. YouTube'a koymuş. Buranın üzerinden tekrar geçeyim. Şuranın üzerinden. She recorded how her son filmed her when she cried tears of joy after moving to their new home. Yani annesi arkadaşlar. Annesi yeni evine taşınırken sevinç gözyaşları döktüğü sırada oğlunun onu filme çektiğini hatırlıyor. Nasıl filme çektiğini hatırlıyor. Evet. Devam ediyoruz. YouTube has become a record of our best memories. Yani YouTube, yani she said, yani bu annesi mutlu bir şekilde söyleyerek diyor ki, yani YouTube bizim mesela en iyi yani en iyi zamanlarımızın mesela kaydedildiği bir platform oldu. Yani bir sahne oldu gibisinden diyor arkadaşlar. Yani demek ki mesela aile mutlu günlerini, mutlu saatlerini videosunu çekiyor. YouTube'a koyuyor. YouTube ne oluyor? YouTube bu ailenin mesela en iyi saatlerini, yani en iyi dakikalarını mesela yer aldığı bir alan meydana getiriyor. O şekilde onu demek istiyor. Değerli arkadaşlar buradayım. Another popular YouTube channel in Egypt is the Diary of Hamdi and Vaffa. Yani yine Mısır'da arkadaşlar. Şöyle şuradayım arkadaşlar. Şuraya gelen Mısır'da. Yine en fazla izlenen bir YouTube kanalı, yani en fazla insanlar arasında popüler olan bir YouTube kanalı da Diary of Hamdi and Wafa, Hamdi ve Wafa'nın günlüğü adı altında gerçekleştirilmiş olan bir kanaldır. The two are Egypt's biggest stars on the platform. Yani bu iki kişi Mısır'ın bu platformda, yani YouTube platformunda en fazla tanınan yıldızlarıdır. Evet. Şuradan şuraya geldim. Evet. Ve buradan çeviriyorum arkadaşlar şuraya kadar. And boast around 1.74 million subscribers. Ve aynı şekilde bununla da gurur duymaktadırlar. Çünkü bunların arkadaşlar 1 milyon 740 bin yani subscribers, aboneleri var. And aynı şekilde mesela 329 milyon 781 bin 483 yani izlenim almışlar. Ki bu sayı da İngilizce söylesek nasıl olacak? 329.781.483 views şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şuradan şuraya gelelim. Like Wafa's family, yani Wafa'nın ailesi gibi, they shoot most of their daily activities. Yani bunlar daha çok mesela günlük aktivitelerinin mesela videolarını çekmişler and published video on YouTube ve bu çektikleri videolar arkadaşlar YouTube'da yayınlamışlar and TikTok'ta yayınlamışlar. The videos have helped them to move from living with family to buying their own house in less than 24 months. Yani bu videolar arkadaşlar bu ailenin yeni bir ev alıp ve o eve taşınmasını yani sağlanmıştır. Kendi evlerine taşınmasını sağlanmıştır ve bunu yani 24 ayda daha az bir zaman içerisinde yapmışlardır. Yapmalarına imkan tanımıştır bu videolar. Evet. Buradan geliyorum buraya arkadaşlar. Şöyle şuradan şu paragrafı okuyayım diyorum. According to YouTube, yani YouTube'a göre Egypt is one of the largest markets for video sharing in the Arab world. Yani YouTube'a göre
Mısır Arap dünyası içerisinde en fazla mesela hani video şeyini video paylaşılan largest market yani video paylaşma, video izlenme yani market derken mesela şunu kastediyor yani videolarla para kazanan ülkeler başında gelmektedir. Yani bu videoların para ettiği, yani paraya dönüştürülebildiği en büyük markettir. Nerede? Arap dünyası içerisinde arkadaşlar. The MENA region is a growing market. Özellikle MENA adlı bölge arkadaşlar gelişmekte olan büyük bir markettir. Mesela with 77% watching YouTube every day in Egypt. Özellikle mesela yani nüfusun %77'si watching YouTube every day in Egypt. Yani Mısır'da nüfusun %77'si arkadaşlar. Yani her gün YouTube'a bakmaktadır. That is more than any other platform, even TV. Yani bu birçok platformdan daha mesela fazladır. Aynı şekilde mesela TV'den yani televizyondan daha fazladır. Yani insanlar televizyon izlemiyor, YouTube izliyor. A recent study by Google, YouTube's parent company revealed. Yani bu araştırmayı arkadaşlar YouTube'un yine bir ortağı olan Google araştırma yapmış ve onu revealed ortaya çıkarmıştır. Bunu ortaya çıkarmıştır. Yani neyi ortaya çıkartmıştır? Yani YouTube'un Mısır halkının %77 tarafından devamlı izlendiğini, yani her gün bakıldığını, yani halkın %77'si her gün YouTube'a bakıyor arkadaşlar. Televizyona bile bakmıyor. Onu demeye çalışıyor ve bu araştırmanın sonucunda Google bulmuş. Yani Google araştırma yapmış. YouTube'un ortağı, partneri arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Evet. Şöyle şuradan şuraya gelelim. Since last March, yani geçen Mart ayından beri, in the wake of the global COVID-19 outbreak, özellikle yani bu COVID-19'un ortaya çıkışıyla birlikte, Egyptians use of YouTube hit new levels. Yani Mısırlıların arkadaşlar YouTube'u kullanması daha farklı bir boyuta geçmiştir. According to StatCounter, yani StatCounter dediğin şey mesela siteye kaç kişi girip çıktığını gösteren bir platform. Yani ona göre yani YouTube'a giriş çıkışlar çok daha fazla olmuş. Yani farklı bir seviyeye gelmiş. Böylelikle was the case with the Chinese owned video sharing application TikTok, which attracted millions of Egyptians. Yani böylece mesela bu Çin kökenli video paylaşma platformu olan TikTok yani Mısır'da daha fazla mesela yani Mısır'da milyonlarca insanın mesela dikkatini çekmiş, onları cezbetmiştir arkadaşlar. Buradan şuraya geliyorum. Evet. A success that pushed competitors like the Singapore-based Likee to open an office in Egypt. Yani işte bu durum, yani bu başarı arkadaşlar birçok rakibi, yani bu video paylaşma platformlarındaki rakiplerden birini mesela competitors yani rakipleri özellikle mesela Singapur kökenli Likee adlı platformu mesela etkilemiş ve onun to open an office in Egypt mesela yani Mısır'da bir ofis açmasını sağlamış. Hire a local team to break into this lucrative market. Ya da işte orada yani Mısır'da bir ofis açmasını sağlamış. Aynı şekilde mesela Mısırlılardan oluşan bir ekip kurup orada mesela bu pazarın içerisine girmeye yani lucrative market yani çok bereketli pazarın içerisine girmeye çalışmasını da neden olmuştur. Neden olmuştur? Evet. Buradan devam edelim. Değerli arkadaşlar. Şöyle şuradan şuraya kadar yani şuraya gelelim. With the increasing use of these platforms yani bu video sharing yani video paylaşım platformlarının kullanımının giderek artmasıyla ve so many clips going viral yani böylelikle mesela birçok mesela klip yani ortalıkta dolaşmaya başlamış. Criticism has surged around the way some female users dress in their videos ve böylelikle arkadaşlar bir takım mesela femil yani bayan vlogların yani vloggerların çekmiş oldukları kliplerin içerisinde giymiş olduğu elbiseler bu şekilde mesela kritizm yani kritik edilmeye başlanmıştır.
Evet yani epey bir video ortaya açılmış ve bu videolar arasında bayanların çekmiş olduğu videolar da var. Bu bayanların çekmiş olduğu videoların içerisinde yani kendilerini çekmişler ve giymiş oldukları işte bu elbiseler falan filan. Bu sefer mesela bunlar eleştirilmeye başlamış arkadaşlar. Yani böyle bir döneme girilmiş. Evet. Amid the ensuing debate. Amid the ensuing debate on social media. Yani bu hemen arkasında gelen yani, yani tartışmalara birbir ardına gelen bu tartışmaların tam ortasında and after receiving complaints and media and after receiving complaints from some users yani bazı kullanıcılardan elde edilen şikayetler doğrultusunda the Egyptian authorities yani Mısırlı yetkililer arkadaşlar start to target and arrest women video bloggers yani bu yetkililer Mısır'daki bu bayan vloggerları hedef almaya ve onları tutuklamaya başlamıştır. Mesela buradan buraya gelelim. İşte one of them Hanin Husam ve onlardan biri Hanin Husam'dır. İşte was arrested last April. Geçen Nisan ayında kendisi yakalanmıştır. Along with eight others. Yine aynı şekilde kendisiyle birlikte diğer 8 vlogger yakalanmış. After publishing video of herself yani kendilerini mesela çekmiş oldukları videonun içerisinde işte şarkı söylemeye çalıştırırken and encouraging other women to take part in video streaming. Ya diğer yani diğer bayanların mesela encouraging yani other women to take part in video streaming. Yani bu ya kendilerini çekmiş olduğu videolarda mesela diğer bayanların yer edinmesi için onları cesaretlendirmişlerdir. Ya da bayanların özellikle yani video çekip kendilerini çekip yayınlamasını mesela yani bu faaliyet içerisine girmeleri için bayanları mesela cesaretlendirdiklerinden dolayı ne yapmıştır? Devlet bunları arkadaşlar araştırma başlatmıştır. Kimisini tutuklamış, kimisini de mesela yani hedef göstermiştir. Bu şekilde çevirdim. Hanin was sentenced 2 years in prison. Burada Hanin denen bayan arkadaşlar yani 2 yıl hapse çarptırılmıştır. For inciting debauchery yani insanları kışkırtıyor. Neye kışkırtıyor? İşte böyle hani zenginliğe ya da ne bileyim bir takım davranışların içerisinde debauchery yani şefaata kışkırtıyor. And violating family values ve aynı şekilde de yani bu çekmiş olduğu videolarla violating family values yani aile değerlerine zarar veriyor şeklinde bir suçlama varmış arkadaşlar. Öyle bir onun avukatı Mahmut Haydar Tuğut El Monitör. Onun avukatı Mahmut Haydar arkadaşlar El Monitör'e şöyle demiş. Yani bu haber sitesine şöyle demiş. She appeared on her videos wearing a his scarf yani o çekmekte olduğu bütün videolar yani videoların içerisinde her zaman yani eşarp kullanmış and clothing covering her entire body ve bütün vücudunu mesela kaplayan elbiseler giymiş. He added aynı zamanda yani eklemiş şöyle devam etmiş. She is an amateur video creator. O yani amatör bir video üreticisi. Yani içerik üreticisi. She loves filming and streaming videos for TikTok was a hobby. Yani diyor o film çekmekten bu filmleri mesela yani yayınlamaktan özellikle yani TikTok gibi platformlarda yayınlamaktan yani hoşlanıyor. Bu onun hobisi. Yani bu bir onun için bir hobi. She never thought it would land her in jail. Yani o hiçbir zaman mesela kendisinin yani hapiste olabileceğini, yani hapsedilebileceğini düşünmemiş arkadaşlar. Yani bunu avukatı El Monitor adlı haber sitesinden söylemiş. She never thought it would land her in the jail. Yani bu çektiklerinin onu mesela hapse tıkayabileceğini hiçbir zaman düşünmemiş. Evet. Burada arkadaşlar devam edelim. Az kaldı. Bakın şurada az kaldı görüyorsunuz. Bitireyim. Bitirmek istiyorum. The crackdown on women posting visual content. On women posting visual content. Let around. Burayı tam iyi anlamamız lazım arkadaşlar. The crackdown on women posting visual content. Yani bu crackdown baskı demek arkadaşlar. Women posting visual content. Yani bayanların mesela görsel içerik yüklemesi yani üzerindeki baskı hani bayanlar mesela görsel içerik yüklemesi yani bayanlar video yüklemesin şeklinde mesela meydana getirilmiş olan baskı led around yani 150,000 social media users to sign a petition
Yani 150 bine yakın arkadaşlar sosyal medya kullanıcısının bir dilekçe meydana getirip ve bunu imzalayarak asking for their release ve bu yakalanan bayanların serbest bırakılması için yani 150 binden oluşan yani bir dilekçe varmış arkadaşlar. Yani 150 bin imza içeren sosyal medya kullanıcısının imzasını içeren bir dilekçe varmış. Yani bu dilekçeyi mesela meydana getirmişler. Evet. Buradan buraya gelelim arkadaşlar. The document stated that the women were detained because of their low socioeconomic status. Yani bu hazırlamış oldukları mesela document arkadaşlar anlatmaya çalışmıştır. Yani bildirmiştir that. Yani şunu bildirmiştir. Yani bu insanlar yani bu kadınlar yakalanmışlardır. Hani gözaltına alınmışlardır. Çünkü yani bunların mesela toplum içerisinde sahip oldukları mesela konum yani düşük sosyoekonomik bir statüleri varmış. Yani bundan dolayı mesela gözaltına alınmışlar. They are being punished. Bunlar mesela cezalandırılacaklardır. And then, çünkü bunlar deny their right to own their bodies. Deny their right to own their bodies. Yani çünkü hani to dress freely and express themselves. Yani bu insanlar hani kendilerini özgür bir şekilde ifade ettikleri için, özgür, yani istedikleri gibi giyindikleri için ve kendi vücutlarını istedikleri gibi mesela yani gördükleri için yani kullanma haklarının olduklarını bildirdikleri için bu insanlar arkadaşlar devlet tarafından denildi. Yani umursanmamış ve cezalandırılmışlardır. Yani böyle bu şekilde mesela bir anlatım var arkadaşlar burada. Yine buradan bitiriyoruz. The female creators are the ones who pay the highest price. Arkadaşlar female creators yani Said Hannah Slevir Hannah'nın avukatı diyor ki özellikle bu video çekip yayınlama YouTube'da, TikTok'ta mesela buralarda video çekip yayınlamada özellikle bayanlar yani en büyük mesela cezayı bayanlar vermiştir. Yani bayanlar çaptırılmıştır en büyük cezaya. Evet. Yani bayanlar derken mesela yani bayan içerik üreticileri, bayan vloggerlar arkadaşlar. Yani bayan vloggerlar bu cezaların en büyüğünü çaptırılmışlardır. Yani en azından ben böyle anladım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burayı da bitirdik. Yani bitti. Bu makaleyi de böyle okuduk. Bu bir haberdi arkadaşlar. Bunun derecesi yok. Artık bu gazete makalesi. O nedenle sabrınız için teşekkür ediyorum. En azından siz de okuyup mesela benimle birlikte anlamlandırma faaliyeti içerisine girdiğinizde yani İngilizce öğreniminiz konusunda size bir yardımı olacaktır. Ve ben bu haberin linkini de vereceğim. Aynı şekilde yayınladığım yerde. Siz de oradan da takip edebileceksiniz arkadaşlar. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Muş'tan herkese selamlar.